Şimdi bu toplantının amacı halkın bilgilendirilmesi, sürece katılması değil mi? Raporda asıl çevreyle ilgili her şeyin ÇED dosyasında olacağı yazıyor. Burada neyi anlatacaksınız? Bu toplantı niye yapılıyor? Ya bir dinleyelim. Sizin firmanın bilgi vermediği sunuma dayanarak hangi hak, hangi fikri ifade edecek, projeye dair hangi şeyi söyleyecek? Önce projeye bilgi aktarımı olacak. Hayır, olmaz. Prosedüre aykırı işte. İnceleyerek yanlış olmamız gerekiyor. Bu dosyanın kabul edilmesi ve bu ÇED başvuru dosyasına dayanarak bu toplantının yapılması suç niteliğinde. Ya mevzu çevrecilik başkanı bunu yapamaz. Gerekçelerini söyleyeceğim. İtiraz gerekçelerini söyleyeceğim. Bir tanesini söyledim. Birden fazla gerekçe var. Bir tanesini söyledim. Burası maden alanı olarak devredildi şirkete. Şimdi en az 25 yıl sürecek güneş enerjisi santrali kuracağız diyorlar. Azıcık araştırıldığında, azıcık bakıldığında bu sürenin 50 yıla kadar uzayabileceği söyleniyor. Güneş enerjisi santrali kurulmak üzere özelleştirilmedi. O ihalede fiyatlar da sonradan çıkan üstüne. Biz güneş enerjisine, yeşil enerjiye karşı olduğumuzdan değil. Abicim. Ama bir dakika. Sen kömüre karşısın. Bir dakika. Güneşe karşısın. Kömüre karşısın. Ona karşısın. Ona karşısın. Hocam önce hayata karşısın. Sen nereden geldin? Muğla'ya gidiyorsun. Bu toplantının yasal olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı'na suçluyorunda bulursun. Buradayım ben. Ve şunu da unutmuyorsun. Sen şu anda benim hakkımı gasp ediyorsun. Benim hakkımı gasp ediyorsun. Ben bu toplantıyı dinlemek istiyorum. Çok rica ederim. Anlatırsın abicim, git yerlere anlat ya, ben bunu dinleyeceğim.